Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve laqibatu lil muttaqin ve ssalatu vesselam ala hayri hulqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabiatun Nikab radıyallahu anhu. Rabiatun Nikab radıyallahu anhu özü hakkında hikaye kıladı. İman nuru İslam manaları kalbimi tolduruyan payette yaş niyetçiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni birinchi marta ko'rganimda u kishiga bo'lgan muhabbat butun vujudimni egalladi. Va o'zimga o'zim aytdim: "Ey Robi'a, senga voy bo'lsin. Nima uchun o'zingni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xizmat uchun ajratmaysan? O'zingni u zotga xizmat qilishga arz qilgin. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabul qilsa, u zot bilan birga bo'lishing baxtiga. U kishining muhabbatiga sazovor bo'lish sharafiga va ikki dunyo saodatiga erishmaysanmi?" So'ngra Rasulullohga o'zimni xizmatkorlikka, xizmat qilishlikka arz qildim va Rasululloh umidimni tushga chiqarmadi va meni o'ziga xizmat qilishlikka izn berdi. Shundan boshlab Rasulullohning xizmatkoriga aylandim va uzotning ajralmas soyasiga aylandim. Agar yursa, birga yurdim, tursa turdim, namoz o'qisa namoz o'qidim. Ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuftan namazını okur, üyüge kirip etkince kadar o kişinin yanında hizmeti de durdu. Kaysi kaçan benim tamamen gibi közünü kütüra diyen olsa tezlik bile aldı yekildim ve talep eken cemdik ki hizmetlerinin adı kılıçlıkla şahit durdum. Rasulullah üyüge kirip etkilerken kuftan namazını okur yerden ki üyüge kaytardığımda günlerde bir gayet dedim. Senge vay bu sen ey Rabbi. Eğer Rasulullah da senge keç konu hizmet düşüksa ne kadardı? Ve şu günden başlayıp Rasulullah'ın hatta keş kurunu hem eşliğini tayyide hizmetten kılıp oturabiyen bu oldu. Buralara bu baht bu. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmet örüşlüğü deki şeref, bu öşü zamanda bir adamları gene nasip edilen şeref. Rasulullah kıyamlılar getirirdi. Bazı da tümlü üçüncü kısmı da, bazı tümlü yarmada oturup kıyamlılar getirirdi. Közüm kek kişi oturardım. Okula koyunum ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okurdu ve beni uygatardı çıkardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel buraya yakşılık ise Rasulullah hem elbette yakşılık kadar koyuşluğu adatı vardı. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tahaddu tahabbudaki hadis var. Birbirilerine hadiye ulaştırıyorlar. Muhabbetiyle ulaşır birbirilerine dedi. Yani hadiye verişlik mutlamana mı bu muydu? Rasulullah ki buraya hadiye kısa peki Rasulullah ki buraya bir yakşılık hizmet kılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köylüne olayken olsa Rasulullah ham albatta bunun gibi bir cevap verişini haklarıdır. Günledi böyle dedi ki ey Rabia dedi sonra dedi sonra geleneğine dedi bir hemen dedi. Şimdi birden ki bunu takip bu geleneğe ben kendim kaldım dedi. Ben onu sonra sanırım. Yani faras kılıp koyup görüyoruz şu sahabeyi de onunla gel. Sonra neme desen sonra bir hemen dedi. Neme desen bir hemen dedi. Şimdi hadi yaş günü gideceğim, nimi dişini bilmesinden kendi kalıp ya Resulullah ette gelsen ağrı mı öyle görür dedi. Resulullah ruhsat verdi. Ve Resulullah'tan muhlatta gelinmen ki öğlene başladım. Ben fakir edim dedi. Yaş boyda iyi getirdim dedi. Kembağalıyım şuna kadar ki bari bir atarken caim yolu giden masjiddeki süfede yatardım. Yani ahlı süfede durup peygamberimizi bir kança fakir kembağal sahabaları vardı. Abu Hurayra, başka Bilal ibn Rabah şimdi o şeyin yani fakir kembağallar peygamberimizin masjiddeki bir süpada yatışarıdı. Bunlar ne? İslam mehmanları da koyuşardı sahabalar. Resulullah'a bir sadakat atıp gelse sadakat yemezdi, bizge vererdi. Eğer bir hadiye atıp gelse, olsa özü yem atıp kalardı, o yaksını bizge yönetirdi. Abu Hurayra radıyallahu anh'ın kudu ötkenimizde ettik, bana şu bir kere süpada atıp gelse, ahırı süpana çakırayım dedi. Bu, ana şu dünyası ticareti koruduğu bulmayken kembağal sahabalardı cahil. Ben şu yerde yatarırım. Sonra bir Resulullah'a bir dünyadan az yine sonra sen miyken kembağalıdan çıkıp başkalarına hoşça bir aile kurup az yine korundu, düştüp çaka buluşu yine soradım da özümden özüm yarıp gittim. Senge vay bulsun ey Rabiatun Nikah. Dünya ötkünçü bulsa, fani bulsa, bu dünyada Allah-u Teala rızkını kafirliği yagen bulsa, ne kılasan buna sana sonra? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parvardigarını huzurda manzilatı muhayyette uluk. Allah Teala'dan ahiret fazlını soramışsa mı dedim de özümge
mana shu so'zini gapirdim va bu shu narsani o'zim quvvatladim. Ertasi kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ro'baro bo'lganda u zot kechagi taklifini aytdi. "Ey Robiya, so'ra" dedi. "Nimani so'raysan?" dedi. U kishi aytdi: "Ya Rasululloh, siz dunyoda men sizga hamroh rafiq bo'lgandek, oxiratda ham, jannatda ham sizlar bilan bo'lishni xohlayman." Shunda Rasululloh: "Buni senga kim o'rgatdi?" dedi. Men aytdim: "Ya Rasululloh, hech kim o'rgatmadi, men buni o'zim topdim" dedi. So'rayotgan narsani ko'raylik. Biz so'raymiz, omin. Bilamiz, bundan so'rashdi. Bari dunyoda matosi oxirrog'ida, agar oxirat bir esimizga tushib ketsa, o'lishligimiz, oxirat bilan Alloh topib qolsin deymiz. Kattalarimiz yoshlar duo qiladi, mashhur duolar, ko'p takrorlangan duolar. Topganing to'yga buyursin, tayindan shamol o'tavursin. Duolar ijobat bo'lyapti, kimdan shamol o'tyapti tayimizdan, to'ydan oshirolmayapmiz va hokazo. Oxiratchi oxirat. Alloh baraka bersin, iymonga boy qilsin, oxiratini obod qilsin, Rasulullohning suhbat o'tirishiga nasib qilsin degan duo qani. Bu bari bizi miyamizda, qalbimizda shakllanib qolgan o'lchovlardan kelib chiqayotgan nimalar bu? Duolar, talablar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Bu katta narsa" dedi. "Sen menga yordam ber" dedi. "Boshqa narsani so'ra" deganda, "Dunyo matosidan so'ramaysanmi" deganda, "Yo'q" dedi. "Faqat shu" dedi. "Unda menga yordam ber" dedi. "Qanday qilib yordam beraman ya Rasululloh?" "Namozni, sajdani ko'paytirgin, men ham duo qilaman Allohga" dedi. Shu duoni dunyoda so'rab olganda ham robiyatun kabi o'tib ketardi. Oxiratiga orttirib qo'yuvdi ham robiyatun kabi o'tib ketaverdi. Biz ham bu tushi. Dunyoni so'rasak ham Alloh bergan shayimiz. Oxirat so'rasak ham Alloh bergan shayimiz. Lekin boradigan joyimiz Alloh taoloning huzuri. Mana shu savol javobdan keyin ozgina vaqt o'tdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robiya, uylanmaysizmi?" dedi. Aytdiki: "Ya Rasululloh, agar uylansam sizning xizmatingizdan band bo'lib qolaman" dedi. Undan tashqari mahram ham yo'q. Ayolga uylanadigan bo'lsam, uni qornini boqishlikka qo'lda biror narsa ham yo'q edi. Rasululloh indamay ketdi. So'ngra keyingi safar ko'rganda yana takrorladi: "Ey Robiya, uylanmaysizmi?" dedi. Yana o'tgan safarga javobini aytdim. Keyin Rasululloh indamay ketgandan keyin: "Ey, senga voy bo'lsin, ey Robiya, Alloh bilan payg'ambari senga dunyo oxiratingga nima yaxshiligini yaxshiroq biladi-yu. Alloh va Rasuli seni holatingni o'zingdan ko'ra yaxshiroq biladi-yu. Nimaga yo'q deb javob beryapman? Agar ertaga so'rasa, uylanaman deb aytaman" dedi. Chunki payg'ambarimizning hadislarida keladi: "Ey bo'ydoqlar jamoati ichida kimlar qodir bo'lsa uylaninglar" dedi. "Ertaroq uylaninglar" dedi. "Endi kim uylanishga qodir bo'la olmayotgan bo'lsa ro'za tutsin" dedi. Bu shahvat kechasi. Uchinchi marta ko'rganda: "Ey Robiya, uylanmaysizmi?" deb so'radi. Shunda ham: "Ha, Rasululloh, uylanaman" dedi. "Lekin kim ham menga qizini beradi" dedi. Faqir, uyi yo'q, puli yo'q, hech narsasi yo'q. Lekin Rasulullohga muhabbati bor, taqvosi bor. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Palonchining oilasiga boring. Ularga borib ayting. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarni palonchi qizingizni menga nikohlab berishlikka buyurdi" deb ayting dedi. Rasululloh o'zi falchi bo'lyapti. "Ana shu palonchining oilasiga bordim, hayo bilan bordim. Qanday aytaman bu gapni? Rasululloh palonchi qizingizni menga nikohlab beradi deb boramanmi? Hayo qildim, lekin Rasululloh buyurdi, bordim. Bordim-da, meni Rasululloh sizlarning xonadoningizlarga palonchi qizingizni uylanishib nikohlab berishingizga buyurdi" dedi. Sahobalar u ana shu xonadon aytdiki: "Allohning rasulini rasuli xush kelibdi" dedi. "Allohning rasulini rasuli quruq qaytmaydi" dedi. "Allohning rasulini rasuli talabi bilan ketdi, talabi albatta ijobat qilinadi" dedi. Chunki Rasululloh savchi olyapti, birodarlar. Kim xohlamasin Rasulullohni savchisini quruq qaytarish, xohlaydi quruq qaytarishlikni. So'ngra ana shu qiz bilan aqd tuzildi va Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib: "Ya Rasululloh, menda hech narsa yo'q" dedi. "Bordim, yaxshi kutib olishdi, gapingizni qaytarishmadi, endi ularga bergan mahr yo'q qo'limda" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Men o'zimni urug'imdan bo'lgan Buraydotimni Husaydni chaqirdida, meni qavmimni Sayyidlardan edi, Banu Aslam qabilasini. Aytdiki: "Ey Burayda, Robiya uchun bir ozgina bir oltin to'plab beringlar mahr uchun" dedi. To'plab berishdi. So'ng aytdim: "Borib tur, mana shu mahrni bergin" dedi.
Ularga bordim, mahrni berdim, qabul qilishdi. Oz bo'lsa ham 4 tonada qabul bo'lish qilishdi. So'ngra keldi Rasululloh. U mehmon qilgani, valima qilgani qo'limda hech narsa yo'q dedim. Yana boyagi kishini chaqirdida, bitta qo'yni eplab beringlar dedi. Birodalar, musulmonlar bir-biriga nima qilyapti? Yordam beryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni boshida. Masjidda, darsxonada zo'r birodalar ulfatchilik qilib turib, boshiga bir qiyin kun tushib qolgan paytda sarg'ayib yuradi odamlar. Birodalarimiz. Ulamolardan birini oldiga bir odam qarz so'rab keladi birodar. Bu tariximizda bo'lgan, yaqin tarixda bo'lgan ishlar. Qarzni beradi. Ketgandan keyin o'tirib yig'laydi. Ayoli nima yig'layapti desa, birodarim qarz so'rab keldi mendan. Ha, bera olmasdan yig'layapsiz, berdim dedi. Ha, nimaga yig'laysiz desa, birodarimni qarz so'rab kelguchi holidan xabar olmaganki, qarz so'rab kelish ekan majbur qo'yibman, shunga yig'layapman dedi. Bormi shunaqa bir ishimizda bir Abu Bakrlar, Abdurahmonlar, shu bir kambag'al bechora qilinib turgan musulmon bolalarni nikohlanishiga bir yordam berib yuboradigan. Devorga kamroq choblab, san uzuniga, kafiliga kamroq choblab turib, o'sha bitta kambag'al bir oilalik qilib olgan bormi zamonamizda? Bor albatta. Paydo bo'ladi bunaqa odam xudo xolasa. Inshaalloh mana shu sahobalar tarixini o'qisak, payg'ambarimiz tarixidan ibrat oladigan bo'lsa chiqadi. Chunki oxiratimizga zaxira shu bo'ladi. Kafir qolib ketadi, san uzun ham qolib ketadi. Qo'yni berishdi dedi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Bizning uyimizga boring, Oyishaga ayting, uydagi narsalardan bersin" dedi. Oyishamiz uyiga bordim va ozgina bir idishga ana shu arpadan solib berdi. "Mana shundan boshqa narsamiz yo'q" dedi. Qo'yni oldim, arpani oldim, kelin uyiga bordim dedi. Oboradim, "Men arpani o'zimiz pishiramiz, qo'yni siz o'zingiz o'rus pishirsin" dedi. Ular arpani pishirdi, non qilib, biz go'shtni pishirdik. Demek, to'yimizga go'sht bilan non dedi paydo bo'ldi. Shu bilan g'alima qildik. Rasululloh boshida turgan to'y shunday bo'lgan. Mahar ozgina, bitta qo'y, ozgina non, to'rtta mehmon, shu bilan ziyofat, shu bilan to'y. Qaray qanaqa oson, ha? Bizni qilayotgan xarajatimizni 10 dan biriga bitta to'y tutib ketyapti. So'ngra Rasululloh uylanganidan keyin ozgina bir Abu Bakrni yerini yonboshda bir yerni menga hadiya qildi. Dunyo ham keldi qo'lida. So'ngra Abu Bakr bilan talashib qoldik. Bir dona xurmo daraxti ustida. Abu Bakr meniki dedi. Men yo'q, bu meniki dedim. Shunda Abu Bakr jahl qildida, menga yoqmaydigan bir gapni gapirib yubordi. Abu Bakr Siddiq insonda birodar. Ha, qolib o'tirdingizmi? Abu Bakrdan chiqib ketdi. Shunda o'zi xijolat bo'ldida, "Ey Robiya" dedi, "Men seni qanday ko'ningga tekkan bo'lsa, menga shunday bir gapni gapir" dedi. "Qaytar" dedi. "Qasosingni ol" dedi. "Men Allohga qasam qaytarmayman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq aytdiki, "Agar sen mendan qasos olishingni o'zing to'xtatib qolsang, men Rasulullohga borib shikoyat qilaman. Qasosini olmayapti, shikoyat qilaman" dedi. Va Rasulullohga oldiga qarab ketdi. Orqasidan men avichi bordim. Shunda Banu Aslam meni urug'imdan bo'lganlar aytdiki, "Qaraylar, bu Abu Bakr o'zi birinchi so'kib turib, yana Rasulullohga shikoyat qilgani ketyapti. Yuringlar" deb xuddi bu Robiyani orqasidan talabgarchilik qilgandek orqasidan ketib borar ekan, ularga qarab turib aytdiki, "Robiya, sizlarga voy bo'lsin. Bu kimligini bilasizlarmi? Bu Siddiq bu. Bu ummatning oqsoqoli. Agar sizlar orqada kelayotgan, orqasidan kelayotgan ko'rsanglar, ko'rsa g'azab qiladi. Agar Abu Bakr g'azab qilsa, bu g'azab qilganiga Rasululloh g'azab qiladi. Agar Rasululloh g'azab qilganini Alloh ko'rsa, Alloh ham g'azab qiladi va men halok bo'laman, qaytinglar." Hurmat, ehtiromni ko'ring. Rasulullohning oldiga bordi. Abu Bakr Siddiq aytdi, "Yo Rasululloh, men unga bir g'azab qilib, bir unga yoqmaydigan so'z aytdim, qasos olishni xohlamayapti" dedi. "Ey Robiya, nimaga? Siddiq bilan siz o'rtangizda nima ish bo'ldi?" Rasululloh so'radi. "Yo Rasululloh" dedi, "Mendan menga aytgan so'zni eshitdi, xolodi, bu narsani qilmadim" dedi. Rasululloh aytdi, "To'g'ri qildingiz" dedi. "U aytgandek aytmang, balki Abu Bakrni Allohga gunohini kechirsin deb so'rang" dedi. Va Robiya, "G'afarallohu laka ya Abu Bakr, ya Abu Bakr, Alloh sizni kechirsin" deb aytdi. Alloh subhanahu va taolo Robiyatul Kabdan rozi bo'lsin. Va Robiyatul Kabga o'xshagan miskin, faqir ishimizga bir bechoralar bo'ladigan bo'lsa, mana shu kishilarni hayotdan ibrat olishiga nasib qilsin. Va ana shu faqir
sahabasını birleştirdiğinde kömeyle şarkıyan, içimizde bu boylarını payda okusun. Zira manaşın asası bulamız, ahiretimiz gezahire buladı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.